Çıkalım tabii tabii yukarı. Bunları hele halledelim de. Yakın zaten. Gel oğlum, gel. Azarlamadıktan sonra bir şey yapmazlar. İbrahim Bey yukarı çıkalım. Tamam çıkıyoruz. Gel oğlum hadi. Gidiyoruz. Hadi. Gel. Kediler hepsi burada olacak mı şimdi? Ne şey yapmaz. O gelse bir beyaz var. O başka onunla başka şey yapmaz. Gel gel bak gel. Hah gel. Gel. Pıs 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 pıs. Gel. Gelsene olsun. Vay 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 vay. Vay. Bunun bak bacısı da yok. Bunun abisi var, abisi de yok. Çok eksik var, çok. Şey kapa. Onlar hep içeri girsin de kapıyı kapa. Gel, gel. Onu kapanmasa gel. Kızım. 75'te Milli Eğitim Bakanlığı'na girdim. 37 yıl çalıştım. Ona emekli olduktan sonra annem vardı, sizler ömür rahmetli. Onu geldim burada baktım. Ondan sonra da burada kaldım. İşte kedilerine, köpeklerine böyle zaman öldürüyor, zaman geçiriyoruz. Kediler de kendi imkanlarımla, kendi yani gücümle, sağ olsun bazen arkadaş aşağıdaki kasaplar falan yardım ediyorlar. Etten olsun, ciğer olsun, kediler için ciğer olsun. Onları yani orada aşağıdan alıyorum yani, veriyorlar da sağ olsun. 2010'da emekli oldum. Ondan sonra hemen hemen bunlarla şey yaptım, haşır neşir. Şu anda kedi 20'nin üzerinde. Çünkü kedi 25 taneydi. Kedilerin dışında birkaç tanesi kayıp. Sayıyorum çünkü her gün sayıyorum. Yediriyorken bakıyorum. Çünkü onlar benim şimdi el arabasını alayım, et almaya gidiyorum karşıya getiriyorken. Hepsi peşimdeler. Yalnızdılar. Hayvanlar kendilerine burada sağda solda miyavlıyordular. Başıboş, kışın bilhassa çok zorluk çekiyordular. O aşağıdan getirdim, verdim. Rahmetli annem yedir oğlum dedi. Ben elimden geldiği kadar yani yedirdim. Halen de yediriyorum yani. Gücüm yettiği kadar yediriyorum yani. Kaç tane köpek var? Şu anda 9 tane köpek var. 6 tane de şimdi yavru var. 15 tane oldu. Yalnız şu anda burada yalnız kalıyorum. Çocuklar Ankara'dalar. Tabii kediler, köpekler benim burada arkadaşım gibi böyle kendi onlarla yoldaşız. Onlarla beraber ne bileyim artık. Kendimden daha fazla onlar yediği zaman, karınlarını doyurduğu zaman ben çok mutlu oluyorum. Çok mesut oluyorum. Çok rahat ediyorum. Yalnızca onların karınları doysun. Kendim yemem, onlara yediririm yani. Evet, emekli maaşını kediye, kedilere ve köpeklere helal olsun, yesinler. Hiç onları küçükken alıştırıyorum ben bunları. Biri ve köpek de birbirine çok sıttır. Önceden hakikaten benim bir tane köpeğim vardı, onu kurtlar aldılar. O kedilere çok şeydi, onu da alıştırdım. Laftan dinliyorlar, çok zeki hayvanlar. Onlarla oynuyorum, onları kucağıma alıyorum, onlar zaten yanıma toplanıyorlar. Onlarla sohbet eder gibi konuşuyorum da hemen neredeyse. Gel kızım ne yapıyorsunuz, nasılsınız diye bunlara hal hatır da soruyorum yani, hiç yapmazlar yani. Köpeğime hangisi olursa olsun ıslığı vurdum hemen buraya kavuşurlar. Karı var mı bunlar, at koyduk? Yok at koyamıyorum çünkü çok kalabalık oldukları için ve mutluyum da yani. Bunlara bakmaktan hakikaten. Çünkü bir insanın dedikodusunu kesinlikle yapmaz. Bunları yedi, bu hayvanlara bakacaksın. İnsanlara değil, insanlar hakikaten hemen hemen 37 yıl çalıştım. Burada geldim işte her şeyi öğrendim burada da. Yediriyorsun, yapıyorsun, çalışıyorsun. Arkandan dedikodunu yap ama bu hayvanlar yedir, senden iyisi yoktur. Nasıl oldu lan? Koca herif ayağın nasıl oldu? Nasıl oldu? Allah'a ısmarladık. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak sizi peki.